11 ayın sultanı Ramazan başlıyor. Bu yılki Ramazan ayının teması Ramazan ve dayanışma olarak belirlendi. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş camilerde yapılacak mukabele ve teravih namazlarına vatandaşları davet etti. Tabii bu sene depremzede kardeşlerimizin de illerimize misafir olması sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki Ramazan ayının temasını Ramazan ve dayanışma olarak belirtti. Biz de bu kapsamda il ve ilçe müftülükleri olarak çalışmalarımızı bu kapsamda değerlendiriyoruz. Tabii Ramazan demek Kur'an demek. Dolayısıyla camilerimizde Ramazan mukabeleleri hem bayanlara hem baylara yönelik olarak var. Camilerimizde hangi saatte okunacağı belirtilmiştir. Ramazan ayında teravihlerle birlikte camilerimiz doluyor inşallah. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi hep birlikte Ramazan'da teravih namazlarına davet ediyorum. Müftülük Web TV'de Ramazan'a özel programların olacağını söyleyen Demirtaş, İl Müftülüğü tarafından Hatay'da 1000 kişilik iftar sofrası kurulacağını, Kütahya'da da depremzedelere desteğin olacağını belirtti. Müftülük Web TV'de sosyal medya kanalımızda her akşam Ramazan Sevinci diye programımız var. Yine ilimizdeki Engin FM'de arkadaşlarımızın iftar öncesi İftar sohbetleri söz konusu. Deprem bölgesi Hatay'da, Kırıkhan ilçesinde inşallah 1000 kişilik Ramazan iftarımız var inşallah. Bu anlamda vatandaşları desteğe davet ediyorum. Diğer taraftan ilimizde tabii ki depremzede kardeşlerimiz var. Onlara da inşallah hem Ramazan kolileri hem Ramazan iftarlarımız söz konusu. Kur'an kurslarımızda çocuklarımız, hafızlarımız var. Onların iftarları ve sahurlarına ihtiyaç var bu anlamda. Dolayısıyla mübarek Ramazan'da keselerin ağzını açmak durumundayız. Demirtaş bereket ve oruç ayı olan Ramazan dolayısıyla vatandaşlara çağrıda bulundu. Dolayısıyla biz de bu Ramazan ikliminden inşallah istifade edelim. Ramazan ayı bir mekteptir. Bu mektebin belli dersleri vardır. Efendim namaz gibi, oruç gibi, infak gibi, efendim şair-i İslam gibi, Kur'an gibi inşallah sahurlarıyla, teravihleriyle, iftarlarıyla birlikte coşkulu bir Ramazan geçirmeyi ve Ramazan'ın bu manevi ikliminden tüm toplum kesimlerinin istifade etmesini, çocuklarımız, efendim akrabalarımız, kısımlarımız, yani her anlamda Ramazan bizi sarıp sarmalamalı ve efendim yaralarımızı inşallah tedavi etmeli.